Kendimizi geliştirebilmek adına hangi kitaplar okuyabiliriz dediğimde birçoğumuzun aklına kişisel gelişim kitapları gelecektir. Fakat bu videoda çok daha farklı kitaplara bakacağız. Belki ilk seferde aklımıza gelmeyen kitaplara, romanlara, öykülere, oyunlara bakacağız. Kendimizi geliştirebilmek adına edebiyattan nasıl yararlanabiliriz ve hangi kitaplarla gelişimimizi hızlandırabiliriz onu arayacağız. Merhaba, ben Hakan Koç. Geçtiğimiz videoda motivasyonumuzu kaybettiğimizde tekrar kazanabilmek adına hangi kitapları okuyabiliriz ona bakmıştık. Bu videoda ise kişisel gelişimimiz için hangi kitapları okuyabiliriz ona bakacağız. Bence kişisel gelişim iki noktadan oluşuyor. Birincisi bilgiyle ilgili olan kısmı, diğeri ise bakış açılarıyla ilgili olan kısmı. Şimdi çok fazla bilgimiz var ama farklı bakış açılarından bakamıyorsak bir çeşit bir bilgi arşivine dönüşüyoruz. O bilgilerden yararlanamıyoruz. Diğer tarafta çok fazla bakış açımız var. Yani daha doğrusu farklı farklı noktalardan bakabiliyoruz. Ama bunu bir bilgiyle destekleyemiyorsak o zaman da o bakış açıları birazcık havada kalmış oluyor. Peki edebiyat bize hangisinde yardımcı olabilir? Bence özellikle farklı bakış açılarından bakma konusunda bize yardımcı olabilir ki bu listedeki kitapları da o yönde seçtim. Hayatta olaylara, olgulara karşı farklı açılardan bakabilmek ve empati kurabilmek konusunda edebiyat gerçekten sihirli değnek. Şimdi kitapları paylaşacağım. Diğer taraftan da okuma serüveninizde size yardımcı olabilecek önemli ipuçlarından bahsedeceğim. Yani sizin daha iyi bir okur olabilmenizi sağlayabilecek bazı kısa tüyolar vermeye çalışacağım. Bakalım listemizde hangi kitaplar var. Bazı roman kahramanları hikayenin, anlatının önüne geçerler. Sanki gerçekten yaşamışlar gibi hissederiz. Onlarla bir yerde tanışmışız, rastlaşmışız ya da belki de daha kötü bir şansla yaşadıkları yerleri görmüşüz. Bizden önce yaşamışlar gibi hissederiz. İşte bu karakterlerden biri bana kalırsa Zorba. Zorba yer yer kendisine kızacağımız, hak vereceğimiz, büyük düşüncelerine, farklı bakış açılarına hayran olabileceğimiz bir karakter. Ondan birçok öğüt, ders çıkartabiliriz. Ve Zorba bu yönde edebiyat tarihinde en özel karakterlerden biri diyebilirim. Ve aynı zamanda romanın geçtiği coğrafya ve kültür de bize çok yakın bir kültür. Zorba romanını okurken birçok şey bize çok tanıdık gelecektir. Bu yüzden okuma keyfimiz daha da artacaktır. Listemizin ilk kitabı Zorba. Daha iyi bir okur olmaya dair ilk ipucumuz çeviriler. Bir eseri okurken mutlaka çevirisinin iyi bir çeviri olduğundan emin olmamız lazım. Diğer türlü kötü bir çeviri ise romandan, yazardan hatta daha da büyük bir anlamda okumadan soğuyabiliriz. Okumadan önce kitabı ufak bir araştırma yapalım ve hangi çevirileri var, hangisi daha iyi, daha beğeniliyor ona bakalım ve ondan sonra okuyacağımız çeviriyi seçelim. Dünyayı gezmek, farklı kültürlere tanık olmak, yeni insanlarla tanışabilmek adına yapılabilecek birçok şey olabilir ama benim için en keyifli olanlarından biri de Borges okumak. Borges'i her okuduğumda onun öykülerinde sanki dünyayı geziyormuş gibi hissederim. Farklı karakterlerle, insanlarla tanışırım, farklı kültürleri öğrenirim ve hiç bilmediğim bir yaşamın kapılarını aralarım. İşte bu sadece Borges'in tür açısından değil, bize yaşattığı duygular açısından da sihirli bir yazar olduğunun işareti bence. Ya hayat ne kadar geniş, ne kadar çok şey var diyebilmek için, o bakış açısına erişebilmek için Borges'in öyküleri çok önemli bir noktada duruyor. Okuma listeleri hazırlıyor musunuz? İşte önümüzdeki okumalarımda şu 3 kitap okuyacağım ya da şu 5 kitap okuyacağım gibi. Bunlar kesinlikle işe yarayan listeler. Çünkü bir motivasyon sağlıyor, iki daha düzenli bir okuma haliyle kat ettiğiniz yolu daha iyi anlayabilmenizi sağlıyor. Okuma listesi yapın, bu sizi daha iyi bir okur yapacaktır. Listenin devamında birçok farklı kitap ve okumaya dair de önemli tavsiyeler olacak. Bu yüzden videonun tamamını izleyin derim. Şimdi sıra geldi Otello'ya. Otello sendromu diye literatüre geçmiş bir ifade var. Bu ifadeyi daha önce duymuş muydunuz? Şu anlama geliyor. Kıskançlığın bir caniliğe varabilecek düzeyde yaşanmasını anlatıyor. Ve bunun kaynağı bir tiyatro oyunu. Shakespeare'in bir oyunu. Ve Otello da o oyuna ismini veren karakter. Çok ilginç bir karakter ama ondan belki daha da ilginç olabilecek karakter oyundaki Iago karakteri. Kötülüğe ve insan ilişkilerine farklı bir açıdan bakabilmenizi sağlayabilecek bir karakter. Kötülüğün nasıl bir noktaya ulaşabileceğini, neler yaptırabileceğini ve aslında belki de yaşamımıza ne kadar tehlikeli bir noktada durabileceğinin anlatısını oluşturuyor bu oyun.
İmkanınız varsa elbette gidip izleyin ama eğer böyle bir imkanınız yoksa o zaman mutlaka okuyun derim. Sürekli aynı türde eserler okumaktan kaçının. Farklı türlere şans verin. Bu sizin farklı okumalar, farklı düşüncelerle tanışmanızı sağlayacaktır. Bununla beraber sürekli aynı düzeydeki kitapları da okumayın. Birazcık ufak ufak zorlaştırmaya çalışın. Bu sizi geliştirecektir. Geçen sefer Martin Eden için kullanmıştım bu ifadeyi. Bu sefer de Büyük Umutlar için kullanacağım. Listemizin en iyi kitabı sadece bu kadar değil. Aynı zamanda edebiyat tarihi içerisinde yazılmış en iyi romanlardan biri Büyük Umutlar. Hepimiz yaşamda kendimizi geliştirebilmek, sahip olduğumuzdan daha iyi şartlara ulaşmak istiyoruz. Bu elbette çok olağan bir şey. Fakat bazen önemli bir şey atlıyoruz. Bu yolculuktayken sahip olduğumuz şeylerin kıymetini bilmiyoruz. Ve bu bizi biz yapan şeylere karşı yabancılaşmak anlamına geliyor. İşte Büyük Umutlar'ın bu yönde bir hikayesi var. Çok fazla spoiler vermeyeceğim. Ve insan ruhuna dair neredeyse her şeyi içinde barındıran bir roman. Farklı farklı karakterleri aracılığıyla. İnanılmaz bir kurgusu var. Örümcek Ağ gibi. Ve biz okurlar o ağın içerisinde ilerlemeye çalışırken Charles Dickens bize muhteşem bir roman keyfi yaşatıyor. Bence mutlaka okuyun ve size ilham verebilecek, farklı pencerelerden bakmanızı sağlayacak bir başka kitap daha. Kitabın son sayfasını okuyup kapattıktan sonra kitapla olan iletişiminiz sona ermesin. İnternete girin, yorumlara bakın veya etrafınızda okuduğunuz insanlarla konuşun. Onlar kitapların hangi yönlerini sevmişler, hangi yönlerini sevmemişler, neler dikkatlerini çekmiş bunları öğrenin ve kendi düşüncelerinizle bunları mukayese edin. Bu sayede kitaptan aldığınız verim artacaktır. Popüler kültürün içerisinde çok fazla konuşulan ama gerçekte ne olduğu pek bilinmeyen bazı karakterler, bazı şeyler vardır. Onlardan biri Frankenstein. Frankenstein adını çok fazla duyduğumuz ama gerçekte kim olduğunu bilmediğimiz biri, birazcık işte neye benziyor, şöyle bir hikayesi vardı galiba diyebildiğimiz bir karakter. Oysa ki Frankenstein tahmin ettiğimizden çok daha başka bir karakter. Frankenstein romanını okuduğumuzda yalnızlığı, ön yargıları, ki bu çok önemli bir noktası romanın, beğenme ve beğenilme isteğini, daha doğrusu insanın ruhuna dair olan tüm incelikleri. Bakın Frankenstein ve incelik şu an bile belki aklınızda bir çelişki oluşmuş olabilir, mümkün. İşte bunları giderebilmek ve o romandan, o hikayeden ilham alabilmek için bence mutlaka filmini falan değil de ilk önce kitabını okumalıyız. Şu an dışarıdayız. Oldukça güzel bir atmosfer var. Yerde çeşit çeşit renklerde yapraklar. Hava birazcık soğuk ama sessiz bir ortam. Bu ortam kitap okumak için fena değil. Okuyacağınız ortamlardan bahsetmek istiyorum. Okuyacağınız ortam sağlıklı bir ortam olmalı. Sessiz, rahat bir şekilde kitaba odaklanabileceğiniz ve dikkatinizi dağıtacak şeylerin pek az olduğu bir ortam olmalı. Böyle bir ortamda okumak sizin için çok daha keyifli ve verimli olacaktır. Böyle bir ortamı yaratma şansınız olmayabilir ama yine de bir şekilde şartları birazcık daha iyileştirmeye çalışın. Örneğin mesela uykusuzken kitap okumayın. Uykunuzu almış bir şekilde kitap okuyun. Yatmadan önce kitap okumak o kadar mantıklı bir şey değil. Eğer hiçbir şekilde mekan oluşturabilme şansınız yoksa o zaman alternatif okumalara bakın. Sesli kitaplar, e-kitaplar, mini kitaplar farklı ortamlarda, atmosferlerde kitap okumanızı sağlayabilecek önemli alternatifler. Sıra geldi 9. Harici Ekoğuşu'na. Bir çocuğun gözünden hastalığın insan yaşamını nasıl etkileyebileceğini ve aslında birçok şeyden onu nasıl mahrum bırakabileceğine dair bir anlatıyı oluşturuyor. Yürek burkucu bir hikaye ama yaşamdaki üzücü olan şeylere karşı daha iyi bakabilmemizi ve belki de her durumda bir umut beslememize dair güzel bir anlatıyı oluşturuyor. Kesinlikle üzerinden dersler çıkartabileceğimiz ve bizim için kıymetli olabilecek bir eser. Listemiz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve diğer birçok konudaki videolar için Deniz Akademi YouTube kanalını ziyaret edebilir, abone olabilirsiniz. Aynı zamanda videoyu beğendiyseniz lütfen beğene tıklamayı unutmayın. Aynı zamanda bir başka şey de bu lisedeki hangi kitapları okudunuz? Lütfen yorumlarda paylaşın. Siz kendinizi geliştirme yolculuğunda hangi kitap okudunuz ve size büyük bir etki sağladı? Lütfen bunu da yazın yorumlarda. Bir sonraki videoda farklı bir konu başlığı altında öneriler sunacağım. O videoda görüşünceye dek hoşça kalın.